Ben bir ünlüyü aramıyorum ki. Babamın beni araması için ne olması lazım? Bir gün babacığım dedim, o bana çocukim dedi. Metin babam demek buruk geliyor ama o benim babam. Baban, Metin Bey, senin dünyaya geldiğini bunlardan haberdar oluyor mu? Evet, haberdardı. Bunu kanıtlayabiliyorum ben şu an. Babamla bir araya geldiğim zaman bana olan sevgisini hissettim. O oyun değildi veya bir içerisinde bir oyunculuk yoktu. Anladığını biliyorsun, duygularını da biliyor. Hiç konuşmamak mıydı doğru olan şey? Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Bu cümleyi duymak sana nasıl geldi? Haberi vardı. Demek ki bazı şeylerin artık ortaya çıkması gerekiyormuş. Çocuk esirgeme süreci başlıyor. Sen çocuk esirgeme kurumunu kendi dünyandan nasıl hatırlıyorsun? Yani her şeyden bahsetmek istemiyorum. Daha yeni yeni hatırladığım şeyler de var Gökhan Bey. Bir anne var orada. Onunla şu an görüşüyor musunuz? Ben babamı bulacağım ve karşısına çıkacağım dediğim zaman bir daha benimle görüşmedi ve bu 2010 yılıydı. Bu olayın üstüne gitmemeni istedi. Çünkü çok korkuyordu ve o yaşadığı o korkuyu bana hissettiriyordu. Bizi doğurduğu zaman 24 yaşındaydı. Ben annemin 4. çocuğuyum 24 yaşında. Herkese merhabalar. 15 Aralık'ta Unique İstanbul'da büyük bir buluşmamız var. Katarsis Gel Yeniden başlayalım buluşmamızda. Hayatımıza daha yakından bakacağız. Belki de hikayemizin yarım kalmış yerlerini birlikte dönüştürmek için dertleşeceğiz. Evet, bizim daha fazla dertleşmeye ihtiyacımız var. Büyük İstanbul buluşmasında yan yana gelmek ve birazcık daha yakından göz göze hayatımızı birlikte konuşmak dileğiyle. Katarsis Extra'ya hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Duygu Nebioğlu oturuyor. Son dönemde hepimizin aslında bildiği, gördüğü, izlediği bir gündem var. Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın biyolojik olarak kızı. Şimdi bu süreci ben de böyle söylüyorum ama bunun ötesinde Duygu bir hayattan geliyor. Ve bu hayatı bir yanıyla bir mücadele gibi yaşıyor. Düşünün, insanın hayattaki en temel psikolojik ihtiyaçlarından bir tanesi aidiyet. Aidiyetini bilmek, aidiyetini bulmak ve aslında çok erken yaşlarda, çocuk yaşlarda yaşanmaya başlanması gereken bu durum, bu ihtiyaç hayat içerisinde duygunun mücadelesine dönüşüyor. Yaşam boyunca o, kardeşi bir aidiyet peşine düşüyorlar ve babalarının babaları olduğunu kanıtlamaya çalıştıkları bir ömürden geçiyorlar beraber. Bu mücadeleyi ve duyguyu sadece Metin Akpınar'ın kızı olarak değil, bir insan hikayesi olarak, aidiyet peşine düşmüş bir insanın hikayesi olarak da duymak, dinlemek lazım. Bütün yorumlara kapalı bu durum. Çünkü o biliyor ne yaşadığını. Birlikte hissedelim ve anlayalım isterim çok. Hoş geldin Duygu. Hoş bulduk. İçten bir nasılsınla başlayayım. Hayatının bu döneminde duygu olarak, yaşam aidiyeti olarak nasılsın? Belirsizim. Yani en kötü sonuç aslında belirsizlikten daha iyidir derler ya. Ben en kötü sonuçta bile değilim. Belirsizim. Belirsizlikte kaldım. O yüzden onun o belirsizliğin vermiş olduğu yorgunluk var Gökhan Bey. Yorgunum. Anlattığın bütün bu hayat meselesinin içerisinde yorgun olduğunu sezebiliyorum. Ne yaşadığını sen bilirsin elbette ama en çok ne yordu seni bu yaşa gelene kadar bu hayatta? Kendimi ifade edememek ya da ettiğim ifadeyi karşı tarafa empozide edememek yoldu. Karşı taraf biliyorsun anlıyor. Anladığını biliyorsun, duygularını da biliyor ama hiçbir şey anlatmamış gibi davranan bir hayatın içerisinde kaldığımı hissettim. Ben ne anlattım, ben ne konuştum, kime ne söyledim, her şey
siliniyor. Yani bunu tekrar tekrar, tekrar tekrar böyle bir kısır döngü içerisinde yaşamak beni çok yordu. İnsanlara kendimi ifade edemedim. Değiştirmek için bir şeyleri ifade ettiğimde değiştiremedim. Aslında yaşam boyunca bu kadar mücadeleyi en azından baba kısmında şöyle özetleyebiliyorum, yanlışsam söyle. Sen ben senin kızınım dedin, demek istedin, duyurdun. Ne yaşandı orada? Benim gibi çocuklar, annesi babası belli olmayan çocuklar her zaman bir arayışın içerisindedir. Ben o arayışta Metin Akpınar adını duyduğumda aydınlandım. Evet dedim ya, o benim babam. Yani içgüdüsel olarak hissettiğim ve ilk defa hayatımda bana bu kadar benzeyen şeyle karşılaştığımda evet o dedim benim babam. Aynı şekilde de o da aynı şeyi hissetti. Yani benim onu kızı olduğumu çok iyi biliyordu. Yani inandığı şeyi değiştirmedi veya yapılması gereken şey yapılmadı. Ama şunu da söylemek isterim. Ben babamla bir araya geldiğim zaman bana olan sevgisini hissettim. Bana olan duygusunu hissettim. O oyun değildi veya bir içerisinde bir oyunculuk yoktu. Zaten o yüzden senelerdir basına sızmadı veya işte hukuki süreçlere yansımadı. Sadece baba kız ilişkisinde kalamadık bile. Bu sıkıntı oldu. Hayran ve sanatçı ilişkisi kurdu benimle. Ama bir yerde bağrına basan bir adamla karşılaştım. Ya da onun gözünün içine baktığım zaman anlatamadığı çok şey olduğunu fark ettim. Ben bunu hep hissettim ve ona göre de babamın hayatı bozulmasın, düzeni bozulmasın. Biz babamla kendi aramızda bunu halledelim istedim. Ama karşı taraf sanki böyle ne yapmak istiyorsan onu yap pozisyonuna getirdi beni. Ama bunu getirebilmek yıllarımı aldı. Bu kadar uzaması ve bu kadar son yıllarda artık beni kötü hale getirmesi, depresyona sokması, kariyer alanımda beni başarısız bırakması, bunlar beni çok yordu. Yani ben işin içinden çıkamaz hale geldiğimde babama olan sevgimi, duygumu düşünemez hale geldim. Bana bir gün karşılıklı oturduğumuzda doğru yoldasın dedi. Şimdi düşünüyorum, o doğru yoldan çıktım onun gözünde. Hangi yoldayım şu an? Yani neyin yolundayım onun açısından? Ben kendi hayatımın yolundayım aslında. Bu muydu benim doğru yolum? Yani hiç konuşmamamak mıydı doğru olan şey? Susmak mıydı? Ben şu an onun ikilemini yaşıyorum. Yani onun ikisi arasında kalıyorum ve yol göremiyorum. Yolumu görmek istiyorum. Belirsizlik dediğinde tam böyle bir şey. Evet. Duygunu, gittiğin yolu ve senin hikayeni detaylı konuşacağız bugün birlikte Duygu. Ama telefonda hep bahsederken Metin Baba diyorsun. Metin Baba demek nasıl hissettiriyor sana şu an? Ben ona babam diyorum. Canım babam diyorum. Metin Babam diye de telefonumda kayıtlıdır. Önceleri sizli konuşuyordum. Baba diyemiyordum. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu da onu hiç bozmuyordu. Bir gün babacığım dedim, o bana çocukim dedi. Nasıl söyleyeyim, beni mutlu ediyor ve ben o mutlulukla 15 gün devam edebiliyorum. 20 gün aşırı derecede mutlu olabiliyorum. Evde tek başıma dans ediyorum, hayat doluyum. Çünkü mutluyum, ben mutlu olduğumda çok hayat doluyumdur. Ama babam konusunda genellikle mutsuz olduğum için veya annem konusunda mutsuz olduğum için bu hayat bir gün bitecek. Çok da dünya içerisinde kalma, duygun içerisinde kal. Kendi dünyanın içerisinde çok mutlu olduğunu bildiğin için oraya geri dönebilirsin düşüncesi hep vardı. Metin babam dediğimde çok üzüldüğümü, saatlerce ağladığımı, günlerce ağladığımı bilirim ama Metin babam, evet o benim babam ya falan dediğim de olmuştur. Falan kısmı hani kendi kendime artistlendiğim, aynada baktığım,
Ya Duygu gördün mü? Ya başka birisi olsaydı baban? Metin Akpınar çıktı. Bak bununla da mutlu ol dediğim zamanları da biliyorum ama henüz böyle bir keskin bir mutluluk veya işte artık başardın mutluluğu yok içimde. O yüzden şu an Metin babam demek buruk geliyor. Ama o benim babam. Her ne olursa olsun benim babam, bunu hiçbir şey değiştirmeyecek. Biraz karışık duygularla, Evet. gururlu, buruk, diğer taraftan mutlu ama bugüne kadarki mücadelede belki dünya kadar üzüntüden geçmiş bir mesele bu. Artık bütün test sonuçlarıyla, mahkeme sonuçlarıyla beraber, DNA raporlarıyla, Duygu Nebioğlu olarak Metin Akpınar ve Subiye Orancı'nın kızı olduğun ortaya çıktı ve kesinleşti. Bütün bu süreçten sonra şu anda Metin Bey'le ilişkiniz nasıl? Diyaloğunuz var mı? Yok. Yani ruhsal olarak vardır. Yani ruhsal olarak hissettiğim bir duygum var. Ama bir diyaloğumuz olmadı. Hala henüz beni aramadı Gökhan Bey. Kimse aramadı. Sadece takip ediliyorum sosyal medyamdan. Ben de takip ediyorum çünkü hala bakmışlar mı, bakmamışlar mı? Beni görüyorlar mı, görmüyorlar mı? Yıllardır hep böyle geçtiği için takip ediliyorum ancak bu da sanırım işte Duygu bu sefer ne paylaşacak, Duygu bu sefer ne yazacak şeklinde bir merakla bir durum var bence. Yoksa hani Duygu ne yapıyor? Duygu nerede? Düşüncesi yok. Henüz beni aramadı. Arayacağını da sanmıyorum. Umarım arar. Umarım benimle iletişime geçer. Bir şeyleri artık daha böyle değiştirmek adına. Çünkü bu hikayenin aslında kaybedeni ve kazananı diye bir şey yok. Sadece olması gereken bir şey var. Yani yıllardır seninle konuşmak, sana ulaşmak için mücadele verdim. Ben bir ünlüyü aramıyorum ki veya sizi aramıyorum. Yani babamın beni araması için ne gerekli? Ya daha ne olması lazım? Ya işin sonunda artık çok böyle bir hiçbir iletişim kurmadan ikimiz de başka bir evrene geçiş yapacağız ya da geride bırakıp yeni bir sayfa açacağız. Yani bunun için ben tekrar babamı aramayacağım. Ben senelerce aradım. Aranması gereken kişi benim artık. Buna ihtiyaç da duyuyorsun. Evet. Bunu söylemekte bir sakınca yok. Bütün ömrüm bu mücadeleyle ve arayarak geçti. Şimdi artık konuşmaya, belki tartışmaya, sohbet etmeye, sarılmaya ve artık aranılması gereken kişi olmaya ihtiyaç duyuyorum diyorsun aslında bir taraftan. Sinirlensin, öfkelensin. Onu bile yapsa çözüm bulabiliriz. Hiç belirsiz. Aslında arayabilirim. Ama orada tabii eş figürü olduğu için ben biraz çekingen davranıyorum arama konusunda. Çünkü her aradığımda bir ikinci ses dışarıdan dış ses diyeyim beni çok rahatsız etti. Her zaman o dış sesin bir engelini gördüm. O da büyük ihtimalle şu an o dış sesten dolayı, eşinden dolayı yani benimle gizli gizli konuştuğu dönemler vardı. Şu anladığım kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla şu an evinden dışarı çıkmıyor. Kapalı bir hayat yaşıyor. Belki de beni korumak amaçlıdır ya da karısını korumak amaçlıdır. Umarım arar. Umarım arar. Peki Duygu demişsin ki bu davayı açma sebebim bir kez bile özür dilemediği içindi. O özrün senin için anlamı neydi? Şey derdi bana, ben öldükten sonra Duygu. Çünkü bazı insanlar ölümle beraber her şeyin bittiğini düşünüyor. Evet, her şey bitiyor ölümle beraber. Ne yaptıysan bu dünyada kalıyor. Öbür dünyaya taşıdığın meçhul. Ancak kolektif dediğimiz bir olay var. Yani o kolektif bu dünyanın içerisinde var olmuş bir şey ve sen etinle kemiğinlesin, buradasın. Emin ol bir şekilde ruhuna yapışmış bir şeyler gelecektir. Sen her ne kadar da bu dünyada kalacağını düşünürsen yaptıkların kalmayacak. Biz bu dünyadaki meselemizi öldükten sonraya bırakmayalım. Özrü dilensin istedin senden Evet. aslında. Şöyle bir açıklama geldi sonra Metin Bey tarafından. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Sen ve kardeşin için, ikiz kardeşin için. Bu cümleyi duymak sana nasıl geldi?
haberi vardı. Hala bir şeyi devam ettirmesi olmadı Gökhan Bey. Eğer ben orada onu kabul etmiş olsaydım, yapmış olduğu açıklamaya hiçbir şey dememiş olsaydım, ben yıllardır bana yaptığı o manipülasyonun hala kabul ediyor ve devam ettiriyor olacaktım. Her şey gösterildiği gibi değil, her şey yansıtıldığı gibi değil. Bu sebeple hala aynı şekilde devam etmesi, olması gereken şeyin olmaması. O beni çok üzdü. İzninle affına sığınarak bir parantez açmak istiyorum. 35 yaşında bir insanın hikayesini dinlerken şu anda aslında bazen 7 yaşta 35 yaşın içindedir. 12 yaşta. Bazen hayat Yıldızlar Arası filmindeki gibidir. 35 yaşında biri konuşur ama onunla beraber 3 yaşındaki bir çocuğun da, 15 yaşındaki bir ergenin de, 20 yaşında aidiyet arayışındaki bir genç kadının da aynı anda konuştuğunu hissedersiniz. Bugün 35 yaşında Duygu, aslında şunu da diyorsun, bir ömür geçti o boşluğu tamamlamaya çalışarak. Ama her şey bir yana, reddetme, görmezden gelme, duy, gör, şefkatine, onayına, hayatına, bildiğine ve kabul ettiğini görmeye ihtiyacım var. Hani yorumlar yapılmış ya işte, niye söyledi ki? Gündem mi olmak istiyor? Bir sürü gördüm hazırlanırken programı. İhtiyaçtan bahsediyor. Çünkü travma dediğimiz şey, her zorluk travma değildir. Zor yaşantı dediğimiz şey illa başımıza kötü şeylerin gelmiş olması demek değil. O büyük sözde olduğu gibi travma sadece yaşanmış kötü olaylar değil. Travma gelmesi beklenen ve hiçbir zaman gelmeyen güzel günler aynı zamanda. Bir beklentiyle yaşanmış bu kadar yıl, ara ara çok da yaklaşılmış o beklentiye babanla görüştüğün zamanlarda ama sonra yine kopmuş. Aslında Duygu ihtiyacını anlatıyor. Benim sana ihtiyacım var diyorsun. Onu duyuyorum, onu hissediyorum buradan baktığımızda. Niyetini de çok canı gönülden buradan okuyorum ve anlıyorum. Ama ben bu hikayeyi bilmek istiyorum senin anlatmak istediğin kadarıyla. Bir anne var orada. Biyolojik anne, Supiye Orancı. Evet. Sen bahsederken Sophie diyorsun galiba. Evet. Değil mi? Öyle evet, duydum. Sophie. Onunla şu an görüşüyor musunuz? Benim babam olduğunu anladığı zaman bir süre bir iletişimde kaldı Gökhan Bey. Ama ben babamı bulacağım ve karşısına çıkacağım dediğim zaman benimle bir son bir görüşme yaptı. Aslında ben o görüşmenin son görüşme olduğunu hissetmiştim ama konduramamıştım. Bir daha benimle görüşmedi ve bu 2010 yılıydı. Basına ortaya çıktığımız zaman Almanya'da sinir krizi geçirdiğini öğrendim. Yurt dışına şu an telefonları kapalı. Hani ulaşmaya çalışıyorum ben kendisine ama hayır, ulaşmak istemiyor henüz. O en başta bilmemeni, duymamanı, sonra öğrendikten sonra susmanı ve bu olayın üstüne gitmemeni istedi. Evet. Çünkü çok korkuyordu. Çok korkuyordu. İnanılmaz bir korku vardı. Ve o yaşadığı o korkuyu bana hissettiriyordu. Şunu söylemek isterim ben annem hakkında. Şimdi ben bu yola çıkmaya başladığımda çok küçük yaşta da farkındaydım. Annemin bize hamileliğinde çok kötü olaylar yaşadığının ben farkındaydım. O bana hep geçti. Hormon yoluyla, o üzüntüyle o bana hepsi geçti. İkiz kız kardeşim değil, bana geçti. Yani ben onun çok hissettim yalnız kaldığını, çok zor durumlarda kaldığını, bir şeylere yapmak zorunda kaldığını veya yaptırılmak zorunda bırakıldığını çok hissettim. Tam hikayenin doğruluk kısmını bilmiyorum. Annemin bana anlattığı kadarıyla babamla bir günlük ilişki olmadığını biliyorum. Babamın o dönemdeki şanı ve şöhretini düşünürsek ve evli olduğunu düşünürsek, hani çok yasak aç ilişkisinde kalmak istediğini zannetmiyorum. Yani zaten gelip geçici bir şey olduğunu babam farkındaydı ama annem farkında mıydı acaba? Çünkü annem bizi doğurduğu zaman 24 yaşındaydı Gökhan Bey. Ve ilk defa sizin programınızda söyleyeceğim. Ben annemin dördüncü çocuğuyum 24 yaşında.
Duygu, bir duracağım. Anlamak ve herkes de aynı yerde anlasın istiyorum. Siz ikizler, iki kardeş, annen ve Metin Akpınar'ın birlikteliğinden doğan Evet. çocuklarsınız. Siz ikizler dışında iki kardeş daha var sizden İki önce. ablam daha İki var. ablan var. Ve özür diliyorum Gökhan Söyle Bey. lütfen. İki de küçük kardeşim var. Altı kız. Ablalarından bir başlamak istiyorum. Annen o dönem evli mi ya da başka birliktelik mi yaşıyor? Ablaların kim? Ablalarım benimle aynı hikayeyi yaşamış kişiler. Yani aynı hikayenin içerisine girmiş dört yoldaşız biz. Ablalarım da şanslı olanı var ve şanssız olanı var. Ablam şu an bekar ama o da kimsesiz bir çocukken şu an diş teknisyeni. Diğer ablam muhasebeci, muhasebe okudu. İşini yapmıyor şu an. Evli, çocuklarına bakıyor, çocuklarını büyütüyor. İyiler. Ama bizim gibi yani küçük kardeşleri, ikiz kardeşleri gibi çok üzgünler. O da hayatlarının artık gerçekleriyle yüzleşmek istiyorlar. Çünkü ben bu hikaye en başından başlayıp çok erken yol aldığım için ben bunu 35 yaşında çözümleyebildim. Ama en büyük ablam 38 yaşında ve hala babasının kim olduğunu bilmiyor. Annesinin kim olduğunu da bilmiyordu ben onu bulana kadar. Ben bir ablam olduğunu biliyor muydum? Bilmiyordum. Vardı bir isimler, bir şey vardı ama biz kara kutuya atmıştık Gökhan Bey. Çocuk esirgemede ne yaşadıysak sildik. Ama bir şey var. Ya o var yani. Onun ismini duyduğum zaman aydınlanıyorsun. Yani ya da çocuk esirgeme kurumuna ait bir duyguyla karşılaştığın zaman başka birinin hayatıyla veya bir filmde, bir kitapta hatırlıyorsun. En büyük ablamın varlığını ben bir büyük ablamı bulduğumda öğrendim. Ve siz aslında sonradan parçaları birleştiriyorsun ki o dönemki ismiyle aynı çocuk esirgeme Evet. kurumundaydınız. Dört kız kardeş. Ama sen ikiz kardeşini biliyordun, diğerlerinin senin ablan olduğunu bilmiyordun. Bilmiyordum. Yıllar sonra birleşti Evet. parçalar. Ve lütfen onun hassasiyetlerini koruyarak söyle. En büyük ablan da uzun yıllar boyunca babasının kim olduğunu bilmeyerek büyüdü. Ve annesinin kim olduğunu bilmeyerek sokakta büyüdü Gökhan Bey. Babasını hala kim olduğunu bilmiyor. Onun da bizim hikayemizden pek bir kalır yanı yok. Demek ki bazı şeylerin artık ortaya çıkması gerekiyormuş. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki anlatılanların ve gösterilen şeylerin arkasında daha farklı şeyler var. Belki de bunu ortaya çıkartacak çocuktum yani. O çocuk benim bilemiyorum. Yine hassasiyetle soracağım. Lütfen cevap vermek istersen söyle. Biyolojik annen o dönemde büyük ablanın dünyaya geldiği bir ilişki yaşıyor. Sonra ortanca ablanın dünyaya geldiği bir ilişki yaşıyor. Sonra sizlerin dünyaya geldiği Metin Akpınar'la bir ilişki yaşıyor. Evet, doğrudur. Çok da küçük yaşlarda aslında bunlar olurken. Nasıl bir hayatı var annenin o dönemde? Nasıl bir süreçten geçiyor? Çünkü aslında yetişkinliğe de geçiş evresinde bir yandan annen. Annemin anlattığı kadarıyla anlatacağım Gökhan Bey. Şimdi ben annemle ilk karşılaştığım zaman yani internetten insanlar beni annemle birlikte büyüdüğümü sanıyorlar. Ben annemle daha karşılaşmadım. Yani sizinle karşı karşı oturduğum gibi annemle daha oturmadım. Nasıl koktuğunu bilmiyorum. Belki bildiğim bir koku onu da bilmiyorum. Ama annemle Skype görüşmesi yaptığımda ben ona hemen sen kimsin? Bizim babamız kim? Ne oldu? Necidir? Ne bitti? Neler yaşandı? Bana anlat diye gitmedim. Yavaş yavaş, yavaş yavaş hep kendime anlattım. Gönlünü, yüreğini, güvenini kazanmak için hep hareket ettim. Skype görüşmesi yapmak için arkadaşlarımla buluşacakken buluşmazdım. Sevgilimle görüşeceksem görüşmezdim. Tamamen
Annemle konuşacağım. Annemi kazanmam lazım. Onun bana gerçekleri anlatması lazım. Ama bunu nasıl yapacağım? Yavaş yavaş, yavaş yavaş, ısındıra ısındıra. En sonunda bana anlattı ve şey dedi. Duygu dedi, her şey bittiğinde sana bir kitap gelecek dedi. Bu dedi benim yazmış olduğum bir kitap dedi ve bu kitabı bir tek sen hak ediyorsun dedi. Çünkü bu mücadeleyi ben vermedim, aslında sen verdin dedi. Benim verdiğim mücadeleyi bu kitapta öğreneceksin Duygu dedi. Her şey dedi. Bunun içerisinde yazıyor dedi. Sana bunu vasiyet olarak bıraktıracağım dedi. Ama bir hikaye anlatıldı ve o hikayede İstanbul'da geçen bir çocukluk ve göçmen olarak gelmiş bir Orancı ailesi. Dedem İstanbul'un beyefendisi, gerçekten çok yakışıklı bir adam. Fotoğrafta gördüğüm kadarıyla Tekel'de müdür. O zamanki yılları düşünürsek aslında kültürel bir aile yapıya sahip bir beyefendi, hanımefendi, işte çocuklar öyle çiçek gibi, fotoğraflar öyle. Para sıkıntısı olmadan büyümüş bir çocukluk var annemin hikayesinde. Ama anne figürü var. Yani annesi tarafından dedemi aldatıyor defalarca kez ve bu Sophie'nin gözleri önünde oluyor. Sophie annen. Annen, Sophie'nin gözünün önünde oluyor. Cinsel ilişkiye Sophie'nin gözlerinin önünde giriliyor. Ve söylemeyeceksin bunları. Anlatmayacaksın babana diyerekten, temkin ederekten büyüyen bir kız çocuğu. Ve o ilişkiden doğan ikiz kardeşler. Ve dedem acaba o çocuklarının kendisinden olup olduğunu biliyor muydu? Veya bildiği için mi kalp krizi geçirdi, öldü? O yüzden öldüğü için mi anneanneyle bu kadar aran kötü? Ya da sen bütün gerçekler senin gözünün önünde olduğu için mi hep anneanne figüründen bir destek, bir yardım görmedin hayatın boyunca? Kadın çok güzel, selvi boylu. Ama bu güzelliğin ve artık zekasının da var olduğunu düşünüyorum. Bütün bu olaylar zeka getirecek bir olay çünkü. Anneanne tarafından sürekli ajanslara götürülüyor. Ünlü olsun, manken olsun, dublör olmasın, oyuncu olsun, başrol oynansın. İşte o dönem İzmir'de Alsancak diye bildiğim kadarıyla işte 40 kişilik bir büyük bir teknenin içerisinde ünlüler var. O ünlülere anneanne elinden tutup zorla Sophie götürülüyor. O insanlarla tanıştırılıyor. Yani magazine götürülüyor ya da ünlülerin arasına sokuluyor. Ya ne yapıyordun? Kumarbaz bir kadın Feriha Orancı, anneanne. Senin anneannen, bunu bana annem söylemedi, başka şekilde öğrendim. Senin anneannen İzmir'de kumarhanelere alınmıyor Duygu. İstanbul'da da alınmıyordur Duygu diye bilgiler geliyordu bana. Yani kadın kumarbaz, dedeyi aldatan, onlardan hamile kalan, yani böyle bir figür var. Ve anneyi döven, annemi döven, kızını döven bir kadın. Böyle bir hikayeyle benim annem büyüyor. İlk İbrahim Tatlıses'te gördüm annemin. Figüran deniyor galiba, doğru telaffuz edeyim. Algılayabildim onu o görüntüde gördüğüm zaman. Hippie, işte figüran olarak ona verilmiş rol aslında kötü bir rol değildi. Oradaki o duyguyu algılayabiliyordum. Anneyle kız çocuk bağlantısı galiba bu. Yani hissedebiliyorsun. Geçmişle alakalı bir fotoğraf da görsen o an ne hissettiğini hissedebiliyorsun. Temel bir hassasiyetle bir şey söylemek istiyorum. Belki izleyen insanlardan bazıları 10'lu yaşlarının sonunda 20'li yaşlarının başındaki bir kadını etiketlemeye yöneleceklerdir. Yaşadığı ilişkilerden dolayı. Elbette herkesin bireysel sorumlulukları ve seçimleri var bu hayatta. Ama burada özellikle bütün okların kadının üstüne yöneldiği bir dünyaya bir minik itirazım var, bana katılırsan.
bahsettiğimiz kalben. Dönemlerde bu 20 yaşındaki kadınla birlikte olan insanlar 40'lı 50'li yaşlarında. Evet. Herhangi birinin ismini etiketlemek istemiyorum şu noktada. Ama her ne yaşandıysa kendisinden 25, 30, 35 yaş büyük adamlar birlikte oluyorlar aslında bir taraftan da. Bu ilişkilerden de çocuklar dünyaya geliyor. Anlattığın kadarıyla sadece sizler de değilsiniz bu süreçte. Orayı bir sormak istiyorum. Baban Metin Bey, senin annenin hamile olduğunu, senin dünyaya geldiğini bunlardan haberdar oluyor mu? Evet, haberdardı. Yani kesinlikle haberdar olmadığını söylüyor Gökhan Bey ama evet, biliyordu. Gerçekten biliyordu. Bunu kanıtlayabiliyorum ben şu an. Ben bunu artık kanıtlayabiliyorum. 89 yılında Hürriyet Gazetesi'nin manşet olarak çıkmışız. Anne bizi aslında çocuk esirgeme kuruluna götürüp vermiyor. Bizi bir kadına veriyor. Ve o kadından bizi korumasını ve bunun karşılığını vermek istediğini söylüyor. Ve bu kadın bize bakıcılık yapması için bir konuşma gerçekleşiyor. Adile Şener. Ben annemden ayrıldığımda 2 aylıktım. İkiz olduğunu doğumda öğreniyor bu kadın. Bir anda 4 tane çocukla elinde ortada kalıyor. Adile Şener'e ve Emin Şener, daha doğrusu ilk Emin Şener'le görüşülüyor. Emin Şener, Adile Şener'le konuşuyor. Bakıcılık için kabul ediliyor ve biz o bakıcı kadına veriliyoruz. Ama Emin Şener, Emin babam, babam diyorum, Emin baba derken gerçekten bize babalık yapmış olan bir adamdan bahsediyorum ve tanışmak nasip olmadı. Bu adam Tekirova'da gazetecilik yapan bir adama ulaşıyor. Bu adam bize Hürriyet Gazetesi'nde işte manşeti yapıyor. O zamanki Hürriyet Gazetesi'nin sahibinin Erol Simavi olduğunu öğrendik. Bu haber yapılıyor. Ancak o haber çıktığında annem cezaevinde, İstanbul'da cezaevinde o gazeteciye mektup yazıyor. Metin Akpınar'dan bahsediyor ve o mektup ortaya çıktığında, ben o mektubu ortaya çıkartabildiğimde inanın bütün Türkiye ağlar. Yani çok zor durumda kalmış bir kadının cümleleri onlar. Metin Akpınar'ı söylüyor gazeteciye ve gazeteci bunu tekrardan Hürriyet'e gönderiyor. Haber yapılmıyor. Oradaki Erol Simavi ismi ve o dönem o Hürriyet'te gazetecilik yapan gazetecilerimiz. Hepsi Metin'le arkadaşlar, Metin babamla arkadaşlar, canı ciğer. Yani ben sonradan öğreniyorum ki o dönemin zaten Türkiye'nin reklam olayları ya da işte bir Türkiye'nin hukuki süreçleri bile, ilerleyişinin şekillenmesi bile bu Erol Simavi'nin attığı manşetlerle oluyormuş. Ve bu sürecin içinde o dönem bu haber yapılmıyor ve bu mesele kapatılıyor. Evet. Sonra siz o süreçte çocuk esirgemeye gönderiliyorsunuz. Evet, valiliğinde haberi oluyor. Zaten valiliğin haberi olsun diye o gazeteye veriliyor. Hem de anneye ulaşılmak isteniyor ama anne cezaevinde olduğu ortaya çıkıyor. Anneanne cezaevine geliyor, senin buradan ne zaman çıkacağın belli değil diyor, korkutuyor ve çocuklarımın evlatlık verilmesine dair belge imzalattırıyor zorla Feriha Orancı. Ne zaman çıkacağını bilmediği için bu kadın aslında 2 ay sonra serbest kalıyor. Cezaevine girmesinin sebebi de vaktinde kuzenine borç para veriyor. Kuzeninden o parayı geri istiyor. Anneanne yardımı tamamen biz doğduktan sonra, ablalarım da doğduktan sonra bırakıyor kadını tek başına. Sofi'yi, annemi tek başıma bırakıyor. Kimsenin maddi sıkıntısı yok yani o kadın yalnız bırakılmasa bakar yani. Ama öyle olmadığı için, anne çok zor durumda kaldığı için gidiyor kuzeninden o parayı istiyor ve vermiyor. Kavgaya tutuşuyorlar, çalıyor. Çalarken de işte polise şikayet ediyor. O yüzden hapse düşüyor. Ben bu olaya talihsizlik olarak bakıyorum.
Tam cezaevinde olduğu dönem bu mesele yüzünden. Evet. Duygu bu arada şey gibi bir cümleler rastladım. İkiz kardeşimle adımızı bile kendimiz koyduk. Evet. Benim ismim mesela 3 kere değişti demişsin. Evet. Kendine ismini sen mi verdin? Evet, ben verdim. Duygu ismini. Evet, ben verdim. Duygu ismini ben verdim. Yani babam her zaman der en iyi duygu uyuyan duygu diye ama en iyi duygu yaşayan duygudur. O dönemki ismiyle çocuk esirgeme süreci başlıyor. Şimdi burada tekrar altını çizeceğim. Duygu ve ikiz kardeşi bu gazete haberinden sonra, yanlışsam söyle lütfen, yetiştirme yurduna, çocuk esirgeme kurumuna veriliyor. Evet. İşin bir diğer yaşamsal olarak önemli kısmı, ablası olduğunu bilmediği iki ablası da aynı çocuk esirgeme kurumunda. Ama Duygu ve ikiz kardeşi yıllarca aslında aynı anneden ablaları olduğunu bilmedikleri ablalarıyla farklı yaş gruplarında aynı yetiştirme yurdunda büyüyorlar. Ve bunu yıllar sonra fark ediyorlar bu arada. Ve bu küçük çocuklar artık o dünyanın içinde. Ben konuklarıma hatırladığın anılarla çocukluğunu nasıl fotoğraflarla hatırlarsın derim. Senin hatırlayabileceğin anılar aslında o döneme denk geliyor anladığım kadarıyla. Sen Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kendi dünyandan nasıl hatırlıyorsun? Karanlık, soğuk, çok çok soğuk, çok üşüdüğümü hatırlıyorum. Çok karanlıkta kaldığımı hatırlıyorum. Dayak hatırlıyorum. Şu sahneyi ben hiç unutamıyorum Gökhan Bey. Gün ışığının odaya sızma sahnesini unutamıyorum. Yani parmaklıkların altındasın. Hapishane penceresi gibi. Oradan odanın içerisine sızan bir ışık hatırlıyorum. Ve o ışık gelmeye başladığında gördüğüm ayakkabıların renklerini hatırlıyorum. Yani o döneme ait çocukluğumla ilgili böyle bir görüntü var. Ama bizi oradan kurtarıp bir aile bireylerinin içerisinde bir birey olarak büyüdüğüm bir andaki çocukluğumu sorarsanız eğer, hiçbir şey göremeyen o çocuk teleskoplarla bakaraktan Satürn'ün hareket ettiğini gördü. Ve bunu gösteren bir babayla büyüdü, anneyle büyüdü. Oradaki gözlem evine götürmüştü babam bizi. Ben 12 yaşındaydım bizi oraya götürdüğünde. Gökyüzünü ilk kez tanıştığım, ilk öğrendiğim, algıladığım ve o pencereden baktığım dünyanın ne kadar büyük olduğunu ilk kez o gün anlamıştım. O küçük pencereden o kocaman gökyüzüne. Evet. Çocukluğu uçlarda anlattın. Bir kapkaranlık sizi hayatına dahil eden Nebioğlu ailesine tanıştıktan sonra apaydınlık. Evet. Sohbet ederken de çıktı, daha önce de söylemişsin. Emin olmak istiyorum bundan her seferinde ama gidiyoruz, görüşüyoruz da. Bugünkü yetiştirme yurtları böyle değil illaki. Ama o dönemde çok karanlık şeyler yaşadı. Devlet korumasındaki çocuklar. Bugün o çocuklar büyüdü. Başka hikayeleri de aktardığımızı hatırlayın. Duyma yetimi kaybedecek kadar sert bir şiddetti diyorsun. Ne yaşadın Duygu sen orada? Ya her şeyden bahsetmek istemiyorum. Daha yeni yeni hatırladığım şeyler de var Gökhan Bey. İşte karnımızı doyurmak için bile yediğimiz dayaklar, kapalı alanlarda tutulduğumuz için, altımıza işediğimiz için yediğimiz dayaklar, bir araya çocukları koyup yıkanmak istediklerinde yediğimiz dayaklar, saçlarımız kesilirken ki yediğimiz dayaklar, sürekli dayak. Yani zaten dayak dışında bir şeyin varlığını bilmiyorsun. İstemek nedir bilmiyorsun. İstemeyi bilmiyorsun. Çalmayı biliyorsun. Çünkü isteyemezsin. İsteme gibi bir özgürlüğün, hakkın yok öyle yerlerde. Uyuma gibi, huzurlu uyuma gibi ya da sıcacık bir şey, yerin altında uyuma gibi bir lüksün yok.
O sadece oradaki annelerden, babalardan dayak yemiyorduk biz. Oradaki yetişkinlerden de dayak yiyorduk. 6 yaşındaki bir çocuk, 7 yaşındaki bir çocuk, 3 yaşındaki bir çocuğu tekme tokat dövebiliyordu ve izleniyordu. Çok uzun bir süre Gökhan Bey çocuk sesine dayanamadım. Yani tahammül edemedim. Bugün kardeşlerimin çocuklarını elime aldığımda, ilk yeğenlerimi elime aldığımdaki hissiyatım, çocuk mu bu? Bebek mi bu? Ne tutuyorum ben? Böyle mi başladı her şey? Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yani yeğenim ağladığında al ablacığım çocuklarını deyip uzaklaştığımı da bilirim. Kabul edemiyordum o zamanki yaşadığım şeyleri. Yani bir çocuğun sesini duymak bana çok ağır geliyordu. Bu yüzden hiçbir zaman çocuk yapmak istemiyorum. Çocuk getirmek istemiyorum bu dünyaya. Ne olacağını bilmediğim bir dünyaya ben çocuk getiremem. Varlığı çok görülmemiş, bedenine de çoğunlukla şiddetle dokunulmuş bir çocuğun, bir çocukla yeniden temas etmesi, zaman alması çok insani. Hayatla ilgili isteğin seninle ilgili, o senin büyüme hikayen, bir çocuk getirmek getirmemek, ama insan zaten acısından sonra kendine zaman vererek büyür. O çocuğa dokunamaman çok insani. Sana nasıl dokunulduğunu hatırladığın için. O tepkisizlik de çok insani. Geçmişimizden bağımsız var olamıyoruz. Ancak yaşayarak ve fark edip kabul ederek büyüyebiliyoruz ya. Annem babam diyorsun onlara, hem de dolu dolu diyorsun. Nebi oğlu ailesi. Kaç yaşında sizinle buluştular? Sen kaç yaşındaydın? 5,5-6 yaş arası. Yani tam 6 değil, 5,5 yaş arasıydı. Zaten Gökhan Bey şöyle bir şey de vardı. Mesela hep bugün anneniz babanız gelecek diye her zaman bize söyleniyordu. Çocuk esirgeme kurumlarında hep derler. O anne baba her gün gelir. Herkes anne ve babadır. Yani muhakkak bir kadın erkek gelir. Ama onların isimleri anne ve baba. Ve anne baba bizi almadan gider. Hep böyleydi. Bizi alacak mı? Bizi görecek mi? Bize bakacak mı? Bakmadan gider, görmeden gider. Çünkü o anda o annenin, babanın ilgisini çekebilecek bir şeyde, güzellikte olmayabilirsin. Ya da konuşkan olmayabilirsin. Ben kulaklarım duymadığı için ve bu şiddete bağlı çok büyük enfeksiyon kaptığımız için biz bir yıl daha çocuk esirgemede dursaydık eğer tanışmayacaktık. Çünkü biz sağlık açısından ölmüş olacaktık. Çok bakımsızlık, çok fazla ameliyatlar geçirdik oradan çıktıktan sonra. Anneniz ve babanız sizi almaya geldiler dediklerinde inanmadım. Ve ben bahçedeydim babamla ilk karşılaştığımda, Özener babamla. Hiç konuşmayan, hiç gülmeyen, hiç ağlamayan bir çocuk getirin karşınıza ve böyle oturuyor o çocuk, yere bakıyor. Ya bir şey böyle bakıyor bana alttan. Kafasını sokmuş oraya, bir adam görüyorum ve o adam bana gülüyor. Yani o görüntü hiç gözümün önünden gitmiyor artık, ama eskiden o görüntü var mıydı? Yoktu. Ama sonradan babamla ilk karşılaşmamı hatırladım ve bizi soruyor. Yani beni soruyor, ikiz kız kardeşimin olduğunu öğreniyor. Bizi oradan ayırmadan beraber alıyorlar. Önce bir ay deneme süreciniz olur. O bir ayda siz uyum sağlamışsanız o aileye, o aile de size uyum sağladıysa, eğer koruyucu da olarak almayacaksa, gerçekten soyadını verecekse, işlemler o zaman başlar. Biz o bir aylık o sürecimizde inanılmaz bir şey, oyuncaklarım var. Oyuncak nedir onu biliyorum. İlk topum, ilk oyuncağım, ilk giydiğim kıyafetler. O bir ay boyunca hiçbir şekilde fotoğraf ve video yoktur Gökhan Bey. Çünkü asla o çocuk esirgemeden çıktığımız o bir aylık süreçte bizim nasıl göründüğümüze dair istemediler. Her yerimiz mordu. Bir aydan sonra bir fotoğrafta bile benim
her yerim hala morluklar vardı. Azıcık kilo almışım. Hiçbir şey duyamadığım için ha hö hö dediğim, baktığım insanlar. Yani konuşmasını bilmiyorsun, istemesini bilmiyorsun. Yavaş yavaş, yavaş yavaş herkes geldi. Herkes. Duygu, sevgi değildi o zaman ama Gülden ve Fulden'i görmeye herkes geldi. Hediyelerle. Gelen bir çikolatayla geliyor, işte pastayla geliyor, kıyafetlerle geliyor. Hiç kıyafetim olmamıştı. İlk defa o zaman olmuştu. Yani onun mutluluğunu hatırlıyorum. O benim babam var ya dediğimi, o ayakkabıcıya, o ayakkabı satan adama benim babam var ya dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Yani ya kıskandırmaya çalışıyorsun. Hani çocuk yaşta. Sen bayağı o çocuk oldun şu anda. Bedenin de öyle oldu. Evet, farkında evet, mısın evet. Bilmiyorum. Her zaman, her zaman. Bu başka, umuttan da fazlası bu. Yaşam koşullarında bu çocuklara varsınız, buradasınız. Biz sizi seviyoruz. Sizi sevmeye ve birçok halinize kabul etmeye, bu ailenin Nebioğlu ailesinin diyeyim, bir parçası yapmaya tamamız artık diyen bir anne baba figürü var. Bugünkü bu 35 yaşındaki bir kadının bu kadar yüzünü güldüren bu aile, o zaman nasıl güldürmüştür kim bilir elbette. Evet, çok müthiş güldürdü. Peki, şöyle bir şey okudum, doğru mu? Reşit olduğunda, 18 yaşına geldiğinde, ailenle ilgili bir mücadeleye girmeden önce siz iki kardeş birbirinize ara ara Zeki Metin esprileri yaparmışsınız. Evet, evet, evet. Yani biz kardeşimle değil de, yani neden benzemiyorsunuz diye soruyorlar. Siz nasıl ikisiniz ya diyorlardı. Biz de Zeki Alasya ile Metin Akpınar ikilisiyiz. Bizi benzetemezsiniz zaten diyorduk. Niye diyorduk bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ne hissettin babanın Metin Akpınar olduğunu ilk öğrendiğinde? 21 yaşındaydım. Biliyordum dedim. Nasıl öğrendin? Dayım söyledi. Ha, dayın söyledi. Şimdi bulunmayan ablayı buldum. En büyük ablamı bulduğum zaman dayınla görüşemezsin Duygu diyorlardı. Kalbi var dayının. Görüşme diyorlardı. Ben de hani kimsenin ölümüne sebep de olmak istemediğim için duran pozisyondaydım. Ama bir gün rüyamda yatıyorum. Ablamı gördüm. Ve abla figürü var. Yani ablam diyorum o. Çünkü hiç karşılaşmamışım ablayla. Nasıl göründüğüne dair bir düşüncem, bir fikrim yok. Rüyamda ablamı gördüm. Ve Şile'deydik biz. Şile, kulağımda bir Şile. Ağlayarak uyandım. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Üniversitedeyim. Köpeğim var, Çapsi. Vefat etti Çapsi. O bana çok şeyler öğretti. Televizyonda reklam çıktı 118-35. Bilinmeyen numaralar diye. Dank etti kafama. Duygu dedim, ara. Nasıl olsa ablanın adı soyadı var. Ve ben bir telefon açtım. Dedim ki bu kişi. Yer neresi dedim, Şile. Bana bir numara verdi. İnanamıyorum ya, bana bir numara verdi. Yıllardır aradığım ablam bir rüya sonrası benim karşıma çıkıyor ve bir numara elde ediyorum. Diyorum ki bu numarayı öz teyzeme veriyorum. Ben bir numaraya ulaştım. Ama benim arayacak cesaretim yok. Eğer ablamsa bana haber ver. Teyzeme dedim. Bir ay geçti. Bir ay sonra ismiyle hitap eden bir mesaj çekiyor. O ismi kullanmadığı için bu isim nereden biliniyor diyor. Ve geri dönüş yapıyor teyzeme. Ben ablamla ilk bir araya Taksim'de, çok kalabalık, Taksim'in güzel zamanları diyeyim. İğne atsan yere düşmeyecek şekilde Duygu dedi, nereye geleyim? Abla dedim, bana dedim, yer söyleme, üzerinde ne var onu da söyleme. Ben seni dedim bulacağım. Gökhan Bey, bahsetmek istediğim şey özel yetenekler değil. Öyle bir duygu yaşıyorsun ki, o duygunun herkese ait olmadığını biliyorsun ve o duyguyu taşıyabilen kişiyi seçebiliyorsun. Ben ablamı öyle seçtim. O kuvvetli sezgiyle, evet, ve bilgiyle aslında bir o tarafta. Korkuyla, o korkulu bakışlarla
O tedirginlik, o tedirginliği ben çok iyi bilirim. Kendinden tanıdık olduğum evet. Bir yerden. Ablayı buldun, dayı babanın Metin Akpınar olduğunu söyledi. Senin öğrenmenle Metin Bey'le ilk buluşman arasında kaç yıl var? 5 yıl, 5,5 yıl. 2016'ydı. 2016'da nasıl bir karşılaşmaydı o? Şimdi 2016'da ilk karşılaşma olmadı. Haziran'da biz böyle bir gerçeği öğrendik. Korumasına ulaştım. Koruması 1-2 ay sonra işte televizyon TRT'ye çağrıldım. Orada bir karşılaşma oldu ama hayran ve sanatçı karşılaşmasıydı. Ben babam olduğunu biliyordum. Karşımdaki de onun çocuğu olduğunu biliyordu. Ama hiç kimse bizi baba kız olduğumuzu bilmiyordu. Saatlerce program boyunca bana baktı, beni izledi. Ben de onu izledim. Hiç gözünü ayırmadı Gökhan Bey. Aynı böyle hep temasta kaldık. Yayını bittikten sonra yani programı bittikten sonra neden benim hiç gülmediğimi bana sordu. Neden dedi suratınız dedi asıktı dedi. Niye dedi hiç dedi gülmediniz dedi. Bilmem neden sizce dedim. Hani çok saçma bir şeydi söylediğim şey ama yani niye bana bunu söylüyorsun ki bilmiyor musun? Biliyorsun. Ama söylemesi de çok enteresandı yani hani başladığını anladım o gün. Sonra ayrıldınız. Program bitti. Bu diyalog geçti. O gitti ve sen gittin. Ben sadece sürekli korumasını rahatsız ediyordum. Hatta telefon numarası bile değişti yani. Duygu bizi aranmasın diye. Ama işte orada ben Zeynep Alasya'yı devreye soktum. İşte 6 yıl, 5 yıl sonra, 5,5 yıl sonra, 2016 yılında gördüm. Antalya'da, daha doğrusu Antalya'da değil, Alanya'da, Mahmutlar'da bir otelde gerçekleşti. Akşam saat 7'de masaya oturduk, sabah 7'de sofradan kalktık. Nasıl hatırlıyorsun o geceyi Duygu? Güzel hatırlıyorum. Yani beni dinleyen bir adam vardı ve dinlerken şok olan bir adam vardı. Başına geleceklerinin hikayesini dinliyordu. Aslında zaten bildiğini biliyordum, farkındaydım ben. Ama yıllarca ona ulaşma hikayemi dinliyordu. Ve o hikayenin karşısında o da şaşkınlıkla karşıladı. Hayatın ne kadar kudretli ve güçlü olduğunu anladığı bir gündü o gün. Yani sen ne kadar uğraşsan da bir şeyleri değiştirebilmek için kendi menfaatlerin doğrultusunda, hayat da kendi menfaatleri doğrultusunda doğanın gerçekleriyle sana sunacak. O da bendim işte. Sabah kalktınız o sofradan ve sonra iletişim sürdü mü aranızda? Çok böyle sürmeli bir şey olmadı. Hep reklam koyuyordu hep araya. O reklam bitiyordu. Yeni bir senaryo ile karşı karşıyaydım. O senaryo bitiyordu, reklam giriyordu tekrar. Hep böyle film siyah oluyordu. 14 yılda kaç kere görüştüm babanla? 10 kere görüştüm. Kardeşin de mi öyle? Yok, hayır. Kardeşimle daha az iletişim kurdular. Yani kardeşimle, benimle kurduğu bağı kardeşimle kuramadı, onu hiç gösteremedi. Gökhan Bey şey vardı babamda, ayrıştırma. Yani ikiz kız kardeşim benim karakterimden çok farklıdır, çok anaçtır. Ben serseriyimdir, her ortama uyum sağlarım. Ama benim kardeşim yadırgayabilir ya da kendini koruma altına almak istediği için garipseyebilir. Sevgi o manipüleye uygun değildi. Bendim o uygun olan çocuk. Öyle söyleyeyim. O yüzden onunla daha mesafeli evet. Bir süreç oldu. Bu arada parantez açacağım yine. Duygu yani tam yeri değil ama yine de açacağım. Çünkü insan olma hikayesini aktarmak istiyorum. Bu süreçte ara ara dertleşirken, telefonlaşırken Duygu'nun dünyasına da bir parça bakma fırsatım oldu. Hayvanlar, onlar için çok uğraşıyor. Bakıma ihtiyacı olan, hayatta kalsın diye uğraştığı, hem besin, gıda, mama, hem aslında sağlıkları için uğraştığı bir dünyası var Duygu'nun. Meselenin bu tarafını bir tarafa bıraktığınızda orada
yaşamını da aslında çocuklar gibi oluyor ya onlar zaten. Çocukları için, hayvanlar için. Hiç büyümeyen çocuklar. Hiç büyümeyen çocuklar. Adayan bir duygu göreceksiniz. O ben daha uyum sağlarım, girerim her yere, serseriyim biraz diyen birinin aslında o hayvanlarla da nasıl bir dünyası olduğunu bilin istedim. Evet. Özel ve önemli buluyorum burayı. 14 yılda belki 10 kere görüştüğünüz bir süreçten bugüne geldiniz. Dava açıldı. Bu süreçler oldu. Ve şu anda görüşmüyorsunuz. Ve sen o görüşmeyi, o telefonu, o çağrıyı bekliyorsun da programın başında konuştuğumuz yerde. İzliyordur belki şu anda. Seni izlerken ve seni görürken ne hissetsin istersin? Yani yapmış olduğum bir çocuk anca bu kadar olabilir demesini isterim. Ona ne kadar çok benzediğimi zaten çok iyi biliyor. Fiziksel olarak değil. Bahsettiğim şey fiziksel değil. O kafasını sola döndürdüğünde eminim ben de kafamı sola döndürüyorum. Babamla böyle bir iletişimimiz var. Neyi planlayıp planlayamayacağını ben biliyorum. O da benim neyi planlayıp planlayamayacağımı çok iyi biliyor. Neden buraya çıktığımı da çok iyi biliyor. Ve bir şeyleri değiştirmem için uğraştığımı da çok iyi biliyor. Buraya gelmemin sebebi sadece insanlara hayatımı anlatmak değildi. Çıkın ortaya. Çünkü hani biz anne, biyolojik anne çıkmıyor. Sen de şimdi saklanıyorsun. Benle iletişim kurmuyorsun. Neredesiniz? Bir çıkın ortaya, bir konuşalım. Neyi konuşturabilir sizi? Ne yapabiliriz bunun için? Adam Metin Akpınar, biraz yavaş gel dediler bana. Daha ne kadar yavaşlayabilirim ki? Ne kadar yavaş ilerleyeyim? Nasıl kaplumbağadan yavaş bir hayat yaşadım. Hepiniz hayatlarınızı kurdunuz. Herkes düzenini kurdu. Herkes hayatını bir yoluna koydu. Bu hikayede yoluna koymayan bir tek benim. Bir tek benim hayatım belirsiz. Ben nasıl bir hayat ilerleyeceğim, ne yapacağım? Bütün kariyerlerimi değiştirdim, fikirlerimi, düşüncelerimi, dünya görüşümü, her şeyimi değiştirdim. Bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ama bunun sonucunda hala babam beni izlerken ne düşünecek veya ne düşünmeyecek diyorum. Niye? Ben bu düşünce içerisine niye giriyorum ki? Çıkıp konuşsana, helal olsun sana desene, sen benim çocuğumsun desene, ancak benim çocuğum yapabilirdi bunları desene. Bir gün diyecek. Ama henüz daha süresi gelmedi Gökhan Bey. Duygu, içimden şu geçiyor. Sen daha ne diyeceksin? Sen daha ne diyeceksin? Olduğu gibisin. Hiçbir duygunu o ya da bir başkası yargılar diye susmuyorsun. Bütün varlığınla buradasın. Yani işte erkek gibi, kadın gibi falan derler yani. Açık, bağrı, hayatı, bugüne kadar kaybettikleri ve umut ettikleri ortada bir insan gibi. Benim buna ihtiyacım var diyorsun. Benim haddime düşmez bir usta sanatçıya bir şey söylemek. Ne yargılamak, ne başka bir şey. Varlığıyla, sezgisiyle, zekasıyla, oyunculuğuyla bunca yıldır hayranlığımızın baş köşesindedir, evet, kendisi. Gerçekten bu kadar şahane bir oyuncu her memleketin başına gelir mi bilmiyorum. Oradaki saygıyı da bariz bir şekilde tutarak. Ama daha ne desin Duygu'da demek istiyorum. Yani bunu bir eşlikçi, bir programcı olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. İşte büyüme hikayesinin içerisindeki takılma belli. Bugün kapını kapatmadığın, kapının açık olduğu, neye ihtiyacın olduğun belli. Hala o onayın, o şefkatin, o sevginin, o bağın senin için nasıl kıymetli olduğu belli. Küsüp gitmiyorsun, saldırıp durmuyorsun. Var olduğun halinle bir gör artık dediğim bir yer belli. Biyolojik olarak hayatımızda olan, aidiyetimizi aradığımız kişiler, bu işin muhatapları ölse, öldü deriz, devam ederiz. Öfkemiz daha baskın gelse belki kapıyı kapatırız devam. Ama aslında hayatta, sen hayattasın, varsınız. Ve bu belirsizliğe dair çağrın da, duygun da belli. Niyetinin kötü olmadığı belli. Bu kadar öfkeden geçmiş, bu kadar meseleden geçmiş biri olarak neyi istediğin, neye ihtiyaç duyduğun da belli. Gökhan Bey, insanlar benim bunu para için yaptığımı söylüyorlar. Yani benim paraya ihtiyacım yok. Benim annemden, babamdan kalacak, Nebioğlu ailesinden bana kalacak olanlarla ben hayatımı çok güzel idame ettiririm.
Yani bizim yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızdaydı. Hiç öyle bir problemimiz olmadı. Biz her iki tarafı da gördük. Yoksulluğu da gördük, zenginliği de gördük. Şimdi bana insanlar derdi paraydı, şuydu, buydu. Biri de diyor ki, ya Duygu diyor, evet, tabii ki hakkındır diyor. Sen insanlara neden açıklama yapıyorsun diyor. Ben açıklama yapmak için söylemiyorum. Ben bazı şeyleri insanların kendi hayatlarında da çocuklarının da başlarına gelebileceği şeyleri ve dikkatli olabilmeleri için aslında var olan sıkıntıyı göstermeye çalışıyorum. Bir çocuk gerçeğin peşindeyse bırakın o çocuğa gerçeği verin. Senelerce o gerçeksizlikle yaşamasın o çocuk. O gerçeği verin ki gerçek bir hayatla, gerçek bir insan gibi, gerçek bir hikayeyle devam edebilsin hayatına. Altını çiziyorum. Herkesin kendi hayatının gerçekliğine de ihtiyacı var. Teşekkür ederim geldiğin için, anlattığın için. Herkes duysun, görsün ama anladığım kadarıyla senin için bir kişi daha çok duysun ve görsün Hı. bu meseleyi. Evet. Bunu hep birlikte de anlıyor ve İki kişi. görüyoruz. Ve evet, iki kişi. Haklısın, haklısın. Anneye de buradan Evet. bunu anlatmış oluyoruz. Doğru. Her programın sonunda SMA hastası bir bebeğimizden bahsediyoruz. Kampanyalarını tamamlayabildiğimiz bebekler oldu. Bütün program boyunca bir çocuğun hakkını konuştuysak, bugün doğan çocukların haklarını da ekleyelim buna. Bu hafta da size bahsedeceğimiz bebeğimiz Miran Ali Karasu. Instagram'da sma.miranali hesabından görebilirsiniz. Valilik onaylı kampanyası SMA tip 1 hastası Miran Ali. Ve daha önce tamamladığımız ya da birlikte katkı sağladığımız kampanyalardaki gibi